Ya doktor hanım, annemin bu son durumundan dolayı ben telefonumun sesini kapatmıyorum. Kusura bakmayın. Annem arıyor. Açayım mı? Tabii. Efendim anne, acil değilse arayayım mı ben seni? Dara, ben aşağıdayım. Nerede aşağıdasın ya? Senin klinikte. Tuna Hanım'ın yanındayım şu an. Ben de doktor hanımla konuşmak istiyorum. Anne yok artık, nasıl ya? Annem buradaymış. Sizinle görüşmek istiyormuş. Olur. Hani bekle, geliyorum ben 2 dakikaya. Ne mesela şimdi bu? Nereden çıktı? Yani sürprizler dolu bir kadın kendisi. Annenle konuşmamı ister misin Dara? Aslında isterim ama... Seni endişelendiren şey nedir? Ya bu kadar aklı başında çok olmayan bir durumda nasıl beni gelip burada bulabiliyor ve... Ne istiyor, ne yapacak acaba? Bunu öğrenmenin tek yolu ona sormak. Sağlıklı bir konuşma olur mu bilmiyorum. Belki yine kafası karışacak. Ama belki de bir daha böyle bir fırsatım olmayacak, değil mi? Yani işinden geçenleri öğrenmek için. Ne yapacağım ben ya? Belki de buraya günah çıkarmaya geldi. Ne malum? Dara, sen annenin söyleyeceklerinden mi korkuyorsun, söylemeyeceklerinden mi? Bir şey içmek istemediğinize emin misiniz ya? Bitki çayı falan da ikram edebilirim. Teşekkürler, sağ ol. Ben de almayayım, sağ olun. Sare. Beraber mi geldiniz? Acaba doktor hanım beni kabul edecek mi? Bekliyor anne seni, gel. Hala inanamıyorum, biliyor musun geldiğine? Şoklayayım. Hoş geldiniz Vildan Hanım. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Şuna asılın. Siz şimdi bu kadın da nereden çıktı diye anlamaya çalışıyorsunuz. Farkındayım. Anne, ben artık neye şaşıracağımı şaşırdım. Sare de aşağıda. Bu arada beraber gelmişler. Sare mi getirdi sizi? Evet. Ama benim ricamla. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi sen diyorsun ki herhalde bu kadın beni kek yemeye çağırmadı. Yani açıkçası şaşırdım Dara'dan ayrı benimle görüşmek istemenize. Umarım her şey yolundadır. Ben hastayım biliyorsun değil mi Sare? Biliyorum ama bugün çok iyi gördüm sizi. Evet şimdi iyiyim ama birkaç dakika sonrası için garanti veremiyorum. Haklısınız, zor bir hastalık. Yani aslında bana zor değil. Çevremdekilere zor. Yani yoksa benim bir sıkıntım yok, ağrımsızım da yok. Ama aslında çevremdekilere çok zor. Ben bunun yeni farkına vardım. Doğru. Yani çevrem dediğimde aslında öyle... Yani fazla bir akraba, arkadaş falan kimse kalmadı. Bir tek Dara var işte. Dara sizi çok önemsiyor. Bu hastalık sürecinde iyi olmanız için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. Biliyorum. Ölmüş abisi numarası yapmaya bile razı oldu. Siz nereden biliyorsunuz? Evet, biliyorum. Daha henüz kafam o kadar gitmedi. Estağfurullah. Sare, sen biliyorsundur. Dara neden ona Arda dememe ses çıkartmıyor? Gücüne gitmiyor mu bu?
tam olarak bilmiyorum ama... Bence Arda olmaktan memnun. Nasıl yani? Bu sayede daha çok ilgi görüyor sizden. Bunları benle değil de Dara'yla konuşsanız çok iyi olacak. Tabii onu uyanık bulursam konuşacağım. Vicdan Hanım, Dara'nın uyku düzeni bayağı düzeldi. Nasıl yani? Doktora gidiyor biliyorsunuz, o sayede. Yani bunca yıllık problemi doktor mu halletti? Sen tanıyor musun o doktoru? Tanışmadım ama kim olduğunu biliyorum. Ben o doktorla tanışmak istiyorum Sarı. Peki, tamam. Sarı'dan öğrendin, buradasın. Ama neden anne? Neden? Siz uzun zamandır çalışıyorsunuz Dara'yla değil mi? Evet, Dara çok aşama kaydetti. Onu zorlayan şeylerin üstesinden gelebilmek için çok büyük bir çaba gösterdi. Korkularına rağmen kaçmadı ve başardı. Kendini çok iyi yetiştirmiş bir oğlunuz var. Onunla ne kadar gurur duysanız azdır. Yani kendini yetiştirmiş. Sizle yalnız konuşmam mümkün. Peki. O zaman ben aşağıda Sarı'nın yanındayım. Ne oldu? Annem yalnız konuşacakmış doktor hanımla. Hadi ya. Tuna Hanım, ya bir şey rica edebilir miyim? Ihlamur falan gibi bir şey var mı? Biz belli ki burada duracağız daha. Tabii Dara Bey, siz? Ben almayayım, sağ olun. Tamam. Dara, bana kızdın mı anneni buraya getirdim diye? Ya hayır da garip. Annemin benim hayatımla alakalı bir şey yapıyor olmasına pek alışkın olmadığım için garip yani. İyi misin? Ne konuşuyorlar sence yukarıda? Hiçbir fikrim yok ama buraya gelmeye karar vermiş olması çok iyi bir haber. İyi misin? Nasıl kötü bir yanı olabilir ki? Annem beni kötülemiyordur değil mi Manuel? Saçmalama Dara. Ne diyecek? Çocukken çok yaramazdı, beni kızdırıyordu mu diyecek? Ne bileyim, annem işte. Beni terk etti gitti. Söyledikleri doğru değil. Yalan söylüyor. Her şeyi söyleyebilir annem. Ne diyor acaba?